genel izleyici için uygundur. Bugün sizlere sıklıkla yaptığım lip lift, yani dudak kaldırma işleminden bahsedeceğim. Lip lift neden yapılır? Birincisi, burunla dudak arasındaki mesafenin kısaltılması için. Çünkü bu mesafe uzunsa yaşımızdan daha ileri görünürüz. Hem de yüzümüzdeki oranlar bozulduğu için daha az çekici görünürüz. Dudak burun arasındaki mesafeyi deri uzunluğunu kısalttığımızda dudağın görünürlüğü artar. Orantılarımız düzeldiği için dudak çevremiz ve tüm yüzümüz daha iyi, daha çekici görünür. 2. Eğer dudağımız var, aşağıdan bakıldığında görünüyor ama karşıdan aşağı dönük durduğundan kendini gösteremiyorsa, yani dudağın ayağa kaldırılmaya ihtiyacı varsa yine lip lift yapıyoruz. Bu dudaklarda önce dudağı lip liftle ayağa kaldırmak, gerekirse dudak dolgusu yapmak doğru olacaktır. Üçüncü neden ise dişlerin görünmemesi. Burada önemli olan, dişler gerçekten dudakların sarkık olmasına bağlı mı görünmüyor, yoksa dişlerimiz küçük mü? Dişlerin boyutu normal, dudak burun mesafesi uzun, dudak ince ve dudağın kaldırılmasıyla durum çözülüyor, İlk 4 diş görünür hale geliyorsa o zaman lip lift çok başarılı bir seçenek olacaktır. 4. Alt dudakla üst dudağın oranının düzeltilmesi. Yüzümüzün diğer bölgeleriyle orantılayıp çenemizin boyutunun olması gereken uzunlukta olduğuna emin olduktan sonra üst dudak mesafesini ona göre ayarlayacağız. Çenemiz küçükse lip lift yapmak doğru olmayacak, bizi daha çözümsüz problemlere götürecektir. Birçok hasta lip lift sonrasında ağzım açık kalır mı diye soruyor. Elbette ki bu kabul edilemez bir şey. Lip lift, aşağı bakan dudağın kaldırılması, uzun olan dokunun kısaltılması için yapılır. Ayağı kaldıralım derken ağız açılamayacak kadar çok fazla kaldırmamak lazım. Böyle bir durumda hem dudak kapanmaya çalıştığı için konuşurken dudağımızı kapattığımız harfler var. M harfi, P harfi gibi. Bu zorlamayla günlük hayatta bile yara izimiz genişleyecek ve kötü olacaktır. Artı oranlar kötü olacaktır. İstemediğimiz bir estetik sonuca ulaşacağız. Bu yüzden gereğinden fazla kısaltılmamasının özellikle altını çiziyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Güzel kalın.